Sevgili takipçilerim, öğrencilerim ve çok sevgili danışanlarım. 14 Haziran'da Türkiye saatine göre öğleden sonra 14.51'de 23 derece Yay burcunda dolunay meydana gelecek. Ateş elementinin değişken nitelikli Yay burcu zodyakta 9. evi yönetir ve Jüpiter tarafından yönetilir. Oldukça hareketli bir dönemdeyiz ve Yay burcu astrolojide çok geniş kapsamlıdır. Kültürel konular, yayıncılık, medya konuları, iletişim, ulaşım, seyahatler, uluslararası konular, yurt dışı ile ilgili bağlantılı konular, özellikle hava ve deniz yolculukları, mahkemeler, davalar, hukuksal işler, eğitim hayatı ve özellikle yüksek öğrenim, akademik konular, inançlar, maneviyat, din ve dini, din adamları ve dini kurumlar Yay burcu tarafından yönetilir. Ve bu dolunay kişisel olduğu kadar toplumsal alanlarda da Yay burcu temalarının daha fazla konuşulacağını, daha fazla gündeme geleceğini de işaret ediyor. Herkes aynı şekilde etkilenmeyecek. Öncelikle lütfen kişisel doğum haritalarımıza bakalım. Bu dolunay 23 derece Yay burcunda olacağı için Güneş burcunuz, yükselen burcunuz veya kişisel doğum haritalarınızda 23 derece ve yakınlarında değişken burçlarda gezegenleriniz bulunuyorsa güçlü etkiler alabilirsiniz. Bu dolunay sizin için önemli olabilir. Değişken burçlarımız Yay, İkizler, Balık ve Başak burçları. Kişisel doğum haritalarınıza lütfen bakınız. Bu değişken burçların 23 derece ve yakınlarında gezegenleriniz var mı? Bunu artı eksi 5 derece olarak da alabilirsiniz. Şimdi dolunayın an haritasına bakalım. Evet, dolunayın an haritasında Terazi burcu yükseliyor ve dolunay haritanın 3. evinde parlıyor. Güneş de 9. evde. Zaten 3-9 aksı Merkür ve Jüpiter'in yöneticiliğinde olan, tam da Yay burcunun yine yönetiminde olan alanlardır. Bu da bu dolunayın oldukça fazla bir hareket, çok fazla bir haber trafiği ortaya çıkaracağını bize gösteriyor. Yükselen de Terazi'nin olması, sosyal konular, ilişkiler, diplomasi, siyaset, işbirlikleri, ortaklıklar, anlaşmalar, sözleşmeler, her alandaki yasal konular, hak arayışları, sosyal alandaki her türlü yapıyı da ön plana çıkarıyor. Genel olarak baktığımızda MC'de de Yengeç burcu var. Hava elementi daha baskın bu dolunay sırasında. Öncü nitelikte biraz öne çıkıyor. Bu da Terazi burcunda oldukça güçlü kılıyor. Kişisel doğum haritalarınızda Yay burcunun bulunduğu ev kadar Terazi burcunun bulunduğu evi de hareketlendirecektir bu dolunay. O evin konularında özellikle takip etmenizde fayda var. Evet, yönetici gezegen Jüpiter Koç burcunda oldukça güçlü. Hemen yanında Mars var. Zaten Jüpiter'i de Mars yönetiyor ki Mars 15 derece Koç burcunda oldukça enerjik, mücadeleci, savaşçı ama oldukça cesur, sabırsız ve pervasız bir durumda. Çok saldırgan da olabilir. Yay zaten biliyorsunuz yayın sembolünde ok atan, atın üstünde giden bir yarı insan, yarı at bir semboldür. Ve askerlikle, savaşla, ordularla sembolize edilir Yay burcu. Mars'ın da burada savaşçı bir burç olan Koç'ta olması her alanda fikirsel çatışmalar, mücadeleler, fiziksel anlamda çatışmalar, mücadeleler, tüm bunları destekliyor aslında. Evet, enerjinin, hareketin, özellikle sosyal alanlarda iletişimin çok öne çıktığı bir dönemdeyiz. Güneş İkizler burcunda ve onun yöneticisi Merkür de 0 derece İkizler burcunda. Burada çok önemli sabit yıldız etkilerini de görüyoruz. Güneş Alnilam yıldızıyla birleşmiş durumda. Dolunay 23 derece Yay burcunda Ras Alhak yıldızıyla birleşmiş durumda ve Merkür 0 derece Alsion yıldızıyla birleşmiş durumda. Pleiades yıldız grubunun alfa yıldızıdır Alsion. Yani burada özellikle 3. evdeki bir dolunay ülkemiz içinde düşündüğümüzde ve Türkiye'de yaşayan herkes içinde genel olarak baktığımızda yakın çevre ilişkileri, ülke olarak tabii ki yakın çevremizde olan ilişkilerimiz, ülkeler arası ilişkiler, iletişim, ulaşım, seyahatler, burada yolculuklar, göçmenlerle ilgili konuları da tabii ki ön plana alabiliriz. Biraz daha kontrolsüz ve pervasız durumların öne çıktığını bize gösteriyor. Yay burcu medya demek, iletişim demek, her türlü bilgi trafiği demek, interneti, sosyal medyayı, bu kapsamada tabii ki Yay olarak alabiliriz. Merkür'ün de ikizlerde çok güçlü olması çok fazla iletişimin, haberin olacağını, hatta aşırı derecede belki kontrolsüz bir
iletişimin, bilgi paylaşımının olabileceğini de gösteriyor. Yay burcu Jüpiter tarafından yönetildiği için aşırılıklarla çok ilgilidir. Ve burada özellikle 23 derece yay burcundaki bu dolunay her anlamda fikirsel aşırılıklar, düşünceler, mesela inançlarla ilgili yay burcu, herhangi bir inandığınız konuda bu dini bir inanç olabilir, bir felsefe olabilir. Burada da bunları aşırı bir savunmaya yol açabilir. Ve yozlaşmalarla da ilgili, sapkınlıklarla ilgili, düşünsel sapkınlıklar, cinsel sapkınlıklar, yozlaşmalar, bunlarla ilgili çok fazla haberin, çok fazla eylemin ortaya çıkması, biraz tabii ki gündemleri hızlı bir şekilde değiştirmesini bekleyebiliriz. Ve açılarına baktığımızda Dolunay Neptün'le, Balık burcundaki Neptün'le kare açıda, aynı zamanda Kova burcundaki Satürn'le bir sekstil açısı var. Neptün Ay, Güneş kare açısı Neptün'ün o belirsizlikleri, sisli puslu etkilerini hem bilgi trafiğinde ortaya çıkarabilir, spekülasyonlara yol açabilir bu. Güvenilmez durumlara yol açabilir. O yüzden her duyduğumuzda da inanmamak gerekiyor. Bir yandan da gizli olan bazı konuların açığa çıkmasına da, yani bazı ifşalara da yol açabilir. Şimdi yükselen de terazi olduğu için politik konulara da bu dikkat çekiyor. Siyasi konulara dikkat çekiyor. Bunlarla ilgili çok fazla haberin, paylaşımın olması, gizli olan bir şeylerin açığa çıkması, bilgi trafiğinin artması, ama yani spekülasyonun da çok fazla olması anlamına geliyor. Aynı zamanda tabii ki Neptün'ün Ay'la yapacağı açı, alkole, uyuşturuculara dikkat etmek lazım. Buradan önemli zararlar gelebilir. Buralarda da aşırılıklar olabilir. Çünkü alkol kullanımında, uyuşturucularla ilgili konularda yine cinsel dürtülerin yol açtığı bazı aşırılıklar, sapkınlıklar, bunlarla ilgili haberler, inançlarla ilgili bazı ritüeller, inançlar, hani dini kurumlar ya da bazı spiritüel mekanlarla ilgili haberler gelebilir örneğin. Yani buralarda yapılan bazı uygulamalar, işte ritüeller, bunlarla ilgili ortaya çıkabilecek gizli bilgiler. Çünkü 3-9 aksı her şeyin ortaya çıkabileceği bir süreci de bize işaret ediyor. Çok görünür olabileceğini de işaret ediyor. Ve haber yoğunluğunu da bize işaret ediyor. Türkiye'nin haritasına baktığımızda yay burcu 6. evdir. 6. ev kamu alanını aslında yönetir. Yani tüm çalışanlar, hizmetliler, işçiler, memurlar, güvenlik güçleri, ülkenin ordusu, askeri, polisi, jandarması, bunlar yay burcuyla alaka, sağlıkla ilgili konuları, sağlık çalışanları, ülkenin 6. evi olduğu için ve bizim ülke Türkiye haritasında da yay burcu yönetir buraları. Şimdi buradaki bir dolunay, burada gündemleri de hızlı bir şekilde açığa çıkarabilir. Biraz tabii bu yine spekülatif durumların çok ortaya çıkabileceğini de söyleyebilir. Sağlıkla ilgili bazı hassasiyetler var. Çünkü o Neptün'ün açısı, Merkür'ün burada İkizler burcunda, 0 derece İkizler burcunda hassas bir noktada olması, Jüpiter'in ve Mars'ın da haritanın Neptün'le beraber haritanın 6. evinde olması, bazı sağlıkla ilgili yine salgın hastalıklar, bulaşıcı hastalıklar, hayvanlarla da ilgili olabilir bunlar. Çünkü Türkiye'nin 6-12 aksı hayvanları da yönetir. İkizler burcu 12. evinde, Güneş de orada. Salgın hastalıklar, enfeksiyonlar ve yine doğada mesela olabilecek işte kene salgını gibi, böyle böceklerden, ısırganlardan meydana gelebilecek bazı sorunlar, zehirlenmeler, salgınlar, enfeksiyonlar, hani bunlarla ilgili riskleri de ortaya çıkarabilir. Hava şartlarının da zaman zaman olumsuz etkilenebileceğini söyleyebiliriz. Çünkü hava elementi çok yoğun bu dolunayda. 3. ve 9. aks da hava ile ilgilidir ve Ay Neptün açısı, Ay'ın Satürn'le ve Neptün'le yaptığı açılar, dengesiz hava şartları, aşırı yağışlar, hani bunların yol açabileceği bazı zararlar ya da aşırı sıcaklar, hani bunların yol açabileceği zararlar, Jüpiter'le Mars'ın Koç burcunda birleşmesi orman yangınlarını da çok tetikleyebilir. Yani özellikle dolunay civarında, dolunayı takip eden bir iki haftalık süreç içerisinde orman yangınlarıyla da ilgili ne yazık ki bazı olumsuz durumlarla karşılaşabiliriz. Bunlara da özellikle dikkat etmek, mümkün olduğunca tedbir almak gerekiyor sevgili takipçilerim. Şimdi kısa kısa yükselen burçlarınıza göre dolunayın tesirlerinden bahsetmek istiyorum.
Sevgili koçlar ve yükselen burcu koç olanlar, Dolunay sizin için dost bir burçta yayda olacak ve üstelik Mars ve Jüpiter sizin burcunuzda. Bu da hevesinizin, coşkunuzun, enerjinizin çok arttığı bir döneme işaret ediyor. Amaçlarınıza odaklanıyorsunuz. Ne istiyorsunuz hayattan? Gelecek beklentileriniz nedir? Öğrenciyseniz işte akademik konular, eğitim konuları, üniversiteler, sınavlar, hani bunlar gündemde olacak. Bu Dolunay zaten yay burcu olduğu için hani her türlü eğitim, akademik konular, hani bunları gündemimize taşıyor. Siz de en fazla etkilenen burçlardansınız. Buralarda girişimleriniz var, beklentileriniz var, eylemleriniz var. Mars sizin cesaretinizi arttırıyor. Jüpiter şansınızı da arttırıyor, onu söyleyebilirim. Uzak hedefler, özellikle yurt dışı konuları, başka şehirler, hani uzaklarda yaşamak, okumak, çalışmak, belki iş girişimleri olabilir, yerleşmek olabilir, seyahatler olabilir, gezi planlarınız olabilir. Tüm bunları hayata geçirebileceğiniz, bunlarla ilgili görüşmeler yapacağınız, belki daha önce başlamış bazı işlerinizin sonuç vereceği, gündemlerinizin biraz daha öne çıkacağı bir dönemdesiniz. Cesaretiniz çok artıyor. Bu da sizi çok girişken yapabilir. Biraz daha sakin, sağduyulu olun. Çünkü çok fazla risk de alabilirsiniz her konuda. Yani sabırsız hareket etmemeye çalışın. Düşünerek hareket etmeye çalışın. Şanslısınız. Dolunay size birçok anlamda destekliyor. İlişkilerde de çok hızlı gelişmeler söz konusu olabilir. Hukuksa alanlarda bazı başarılar elde edebilirsiniz sevgili koçlar. Sevgili boğalar ve yükselen burcu boğa olanlar, yay burcundaki Dolunay 8. evinizde meydana gelecek. Gündeminizde hisseli paralar, parayla ilgili konular olabilir özellikle. Eşinizin belki işiyle ilgili, kazançları, gelir gider dengesiyle ilgili bazı düzenlemeler içerisindesiniz. Yani eşiniz bir işe girebilir ya da bir işbirliği içerisinde olabilir. Eğer hayatınızda bir işbirliği, ortaklıkla ilgili bir konu varsa, bir evlilik ya da bir ayrılıkla ilgili bir konu varsa, hani buradaki paylaşımlarla ilgili, borç alacak konuları, kredi konuları, belki bir nafaka tazminat konusu, bir miras paylaşımı, bir vergi ödemesi gibi konular da olabilir tabii ki. Eğitimle ilgili bir ihtiyacınız olan bir yatırım, bir burs, bununla ilgili bir beklentiniz varsa bunu bulabilirsiniz. Bir borcu ödemek için bir kredi alabilirsiniz. Buralarda hızlı çözümlemeler de bekleyebiliriz. Venüs'ün de burcunuzda ilerliyor olması aslında sizi maddi konularda daha şanslı hale getiriyor. Bu da önemli fırsatlar yaratabilir tabii ki sevgili boğalar. Sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar. Sizin için çok önemli bir dolunay bu. Değişken bir burç olduğunuz için. Lütfen kişisel doğum haritanıza bakınız. Özellikle güneş burcunuz ve yükselen burcunuz 23 derece ve yakınlarında mı? Eğer böyleyse güçlü etkiler alıyorsunuz. İlişkilerle ilgili hızlı gelişmeler var. Bu bir evlilik kararı, bir evlilik teklifi getirebilir. Evlenebilirsiniz, evlenmeye karar verebilirsiniz. Ya da evlisiniz, eşinizle ilgili konularda bazı önemli kararlar vereceksiniz. Ayrılıklar da olabilir tabii ki. Artık bitmesi gereken bazı ilişkiler, yol ayrımları da olabilir. İşbirlikleri, ortaklıklar, yakın arkadaşlıklar, bazı anlaşmalar, sözleşmeler ya da hizmet aldığınız kişilerle, örneğin hizmet beraber çalıştığınız asistanınız, muhasebeciniz, avukatınız, hani buralarda da bazı gündemleriniz, kararlarınız olabilir, yeni adımlarınız olabilir. Her türlü ilişki dinamiğinizde kararlar verebileceğiniz bir süreçtesiniz aslında. Ya da daha önceden yapmış olduğunuz bazı girişimlerin sonuçlarını alabileceğiniz bir dönemdesiniz. Merkür artık ileri harekette olduğu için daha net gelişmeler bekleyebilirsiniz hayatınızda. Daha hızlı çözümler de bekleyebilirsiniz sevgili ikiz. Sevgili yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar. Yay burcundaki Dolunay 6. evinizde parlıyor olacak. Günlük hayatınızın detaylarına dikkat çekiyor bu Dolunay. Sağlığınızla ilgili bir gündeminiz olabilir. Hani sağlıkla ilgili konular, şifa, belki tedavi ihtiyaçlarınız var. Burada günlük hayatınızın iyileştirilmesi adına bazı kararlar verebilirsiniz tabii ki. Bir diyete başlamak gibi, beslenme programınızı değiştirmek gibi. Mesleki konularda da düzenlemeler olabilir. Size sürprizler getirebilir bu Dolunay, evcil hayvanlarınızla ilgili. Bir yanda bir evcil hayvanın bakımını üstlenebilirsiniz belki. Bu da söz konusu olabilir. Yanınızda çalışan kişiler, yardım aldığınız kişiler, işte çocuğunuzun bakıcısı olabilir, hizmet aldığınız hizmetliniz olabilir, asistanınız olabilir. Buralarda da bazı yeniliklerin olması ya da süre gelen bazı düzenlerde değişimlerin, tamamlanmaların olmasını da bekleyebilirsiniz. Sevgili aslanlar ve yükselen burcu aslan olanlar, yay burcundaki Dolunay sizin için şanslı. Hem Mars'tan, Jüpiter'den güzel bir açı alıyorsunuz, hem de şans evinizde bir Dolunay var. Keyifli bir dönem. Aşık olabilirsiniz, romantik konular hızlanıyor, teklifler alabilirsiniz. Çocuk sahibi olmak isteyen yaylar, aslanlar, bu yay Dolunay'ı, evet, hamilelik, doğum,
ya da çocuklar varsa çocuklarla ilgili bir konuda hızlı gelişmeler, mesela onların okula başlaması, onların eğitimleri, onların evlenmesi, onların çocuk sahibi olması, belki torun sahibi olacaksınız. Bunun gibi etkiler. Maddi konularda da şansa ihtiyacınız varsa, ki bunlar biraz daha belki yatırım, spekülatif konular, borsa gibi konular olabilir. Bu dolunay buralarda da hızlı adımlar atmanıza, belki bazı şanslarla karşılaşmanıza da imkan verebilir. Ancak Jüpiter cesaret verdiği için çok fazla risk almamaya çalışın. Siz yine de Venüs Boğa'da güvenli adımlar attığınız takdirde daha olumlu olacağını, maddi konularda da daha rahat ilerleyebileceğinizi işaret ediyor sevgili aslanlar. Sevgili başaklar ve yükselen burcu başak olanlar. Evet, yay burcundaki dolunay sizin için tabii ki önemli. Siz de bir değişken burçsunuz. Dördüncü evinizde olacak bu dolunay. Bu dolunayla beraber ev yuva alanlarında bazı dönüşümler söz konusu. Örneğin taşınma, ev değiştirme, size ait bir emlakın satılması, bir toprağın belki satılması, dönüştürülmesi, bir iş yerinin ya da bir mülkün kiralanması gibi konunuz var. Bununla ilgili beklentileriniz varsa bu dolunay sonuç verebilir. Hedeflerinize ulaşabilirsiniz. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneş burcunuz ve yükselen burcunuz 23 derece ve yakınlarında mı? Eğer öyleyse bu dolunayın tesirleri daha önemli olacaktır sizin için. İş konuları, kariyer konuları, belki ebeveynlerle ilgili konularda gündemde. Çünkü dördüncü ev çok önemlidir. Hayatın en temel yapılarından biridir. Ev yuva kurmakla da alakalıdır. Tabii ki bu bir evlilik, aile olmak, yuva kurmakla ilgili bir konuyu gündeme getirebilir. Veya evden, aileden ayrılabilirsiniz. Hani kendinize bir ev açabilirsiniz. Bununla ilgili bir konu olabilir. Ya da evde çalışmak için evde bir iş kurmak veya bir ofis açmak gibi bir konunuz da gündemde olabilir. Olasılıklar çeşitli ve çok kapsamlı. Ama yeni ay her anlamda, birçok anlamda cesaretinizi arttırırken daha iyimser enerjilerle de size hayatınızda genişleme ve büyüme imkanları da sunuyor sevgili başaklar. Sevgili teraziler ve yükselen burcu terazi olanlar, yay burcundaki dolunay 3. evinizi aydınlatıyor. Yakın çevrenizle ilgili gündemleriniz olabilir. Komşularla ilgili belki bazı dönüşümler var, değişimler var. Kardeşlerle ilgili hızlı gelişmeler olabilir. Bu yay dolunayı güzel seyahatler, yolculuklar getirebilir size. Hemen dolunayla birlikte de olabilir veya önümüzdeki yaz için bir organizasyon, bir rezervasyon yapabilirsiniz. Yani böyle bir konuyu da gündeme açabilir. Eğitim konuları, bir eğitimi tamamlamak, eğitimle ilgili başlangıçlar yapmak için de fırsatlar var. Ticari konularda da İşbirlikleri, anlaşmalar, sözleşmeler için aslında cesaretinizi arttırıyor. Yeni teklifler gelebilir size. Çünkü 7. evinizde Jüpiter ve Mars var. Ortaklarla ilişkiler hızlanıyor. Belki eşinizin şu anda çok daha girişken ve cesur adımlarla yeni öneriler, yeni fikirlerle geldiğini görebilirsiniz. Belki eşinizle birlikte bazı planlar, programlar yapabilir, kararlar verebilirsiniz. Güzel jestler de söz konusu olabilir sevgili teraziler. Sevgili akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar, yay burcundaki dolunay 2. evinizi aydınlatırken maddi konular, parasal kazançlarınızla ilgili bazı gündemler yaratıyor. Bir paranın elinize geçmesi, kazanç sağlamanız, bir işe girmeniz ya da sahip olduğunuz bazı değerleri dönüştürmeniz, örneğin hani bir parayı yatırarak hani bir ev alabilirsiniz, bir toprağa yatırabilirsiniz. Farklı bir yatırım aracında kullanabilirsiniz. Bunlar daha önce başlamış konular da olabilir. Geçtiğimiz Aralık'ta belki başladınız. Şimdi sonuç alabilirsiniz. Bir işe girebilirsiniz. Kazanç elde edebilirsiniz örneğin. Hani kendinizi değerli hissedebileceğiniz, güvende hissedebileceğiniz, değerlerinizi geliştirebileceğiniz, kullanabileceğiniz fırsatları bu dolunay karşınıza çıkarabilir sevgili akrepler. Sevgili yaylar, evet, sizin dolunayınız. Her yıl burcunuzda bir dolunay, bir yeni ay oluyor. Geçtiğimiz Aralık ayında yeni ay olmuştu. Üstelik bu bir tutulmaydı. Şimdi de bir dolunay var. Geçtiğimiz Aralık ayıyla bu dolunay aslında bağlantılı olabilir. Yani o dönemde hayatınıza giren konular, kavramlar şimdi olgunlaşıp sonuç verebilir. Kendinizle ilgili, hayatınızın düzeniyle ilgili, işiniz, kariyeriniz, ilişkileriniz, yaşam alanlarınız, tüm buralarda bazı beklentileriniz sonuç verebilir. Bu dolunay sırasında tabii ki güzel, özellikle Jüpiter'in güzel açılarının olması, aşk konuları, çocuklarla ilgili konularda enerjinizi arttırıyor. Çok daha girişken olabileceğiniz bir dönemdesiniz. İş konularında da önemli destekleriniz var. Dolunayla beraber kendinize iyi ifade etme imkanları bulabilirsiniz. Mesela yaptığınız çalışmalarla
başkalarının dikkatini çekebilirsiniz. Dolunay sizi parlatabilir, fark edilmenizi sağlayabilir. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Güneş burcunuz veya yükselen burcunuz 23 derece ve yakınlarındaysa bu dolunayın sizin için çok önemli olduğunu söyleyebilirim. Genel sağlığınıza dikkat edin. Sağlığınızla da ilgili gündemler olabilir tabii ki. Eğer bir sağlık sorununuz varsa bunu çözmek için de bazı kararlar verebilir, uygulamalar içerisinde girebilirsiniz veya bir diyete başlayabilirsiniz. Yani fiziksel görünümünüzle, imajınızla da ilgilenmeniz mümkün görünüyor sevgili oğlaklar ve yükselen burcu oğlak olanlar. Yay burcundaki dolunay 12. evinizi aydınlatıyor. Bilinçaltınızın hareketlendiği, önemli farkındalıklar içinde olduğunuz bir dönemdesiniz. Evet, kendinizle ilgili bir şeyleri keşfedebilirsiniz ama hayatınızda bilmediğiniz bazı gizli şeyleri de keşfedebilirsiniz. Sırlar ortaya çıkabilir. Veya sizin sakladığınız bir şeyler başkaları tarafından görülebilir. Yalnız başınıza yaptığınız işlerle ilgili konular var. Hani biraz bunlara odaklandığınız bir dönemdesiniz. Sağlık konuları, şifa, arınma, terapi gibi konularda olabilir. Kısa bir tatil, bir izolasyon, bir dinlenmek için bir fırsat yaratabilir. Bu dolunay size ya da işte bir sağlıkla ilgili bir uygulama için hastanelerde, kliniklerde de daha fazla bulunabilirsiniz. Ama bunlar mutlaka ciddi bir sağlık sorunu olması gerekmiyor. Hani estetikle ilgili bir konu da olabilir. Kendinizle ilgilenmeniz gereken bir dönem aslında. Bunlara zaman ayırdığınız bir süreçtesiniz. Herkes de aynı şekilde etkilenmiyor zaten. Özellikle 23 derece ve yakınlarında kişisel gezegenleriniz bulunuyorsa yani dolunayın sizin için tesirleri daha fazla olabilir. Jüpiter'in ve Mars'ın Koç burcunda olması şu sıralarda biraz hani yaşam alanlarınızda, evinizde, yuvanızda, aileyle ilgili konularda uğraşlarınızın, enerjinizin öne çıktığını gösteriyor. Bu bahsettiğim sağlık konuları ya da bakım konuları aile üyelerinizle de ilgili olabilir tabii ki sevgili oğlaklar. Sevgili kovalar ve yükselen burcu kova olanlar, yay burcundaki dolunay sizin için keyifli bir dolunay. Dost bir burç çünkü yay, hem de 11. evinizde. Burası umutlar evi, hayaller evi, dilekler evidir. Dolunaylar tamamlanma dönemidir. Her şey olgunlaşır ve sonuç verir. Hayalleriniz var, dilekleriniz var. Belki bunlar geçtiğimiz Aralık itibariyle başlamış, hayata girmiş konular. Çalıştınız, çabaladınız, emek harcadınız. Bu dolunayla beraber bu ideallerinize, hayallerinize kavuşabilirsiniz tabii ki. Bir projenin sonuçlanması, bir eğitimin tamamlanması, bir işin tamamlanması, bir paranın elinize geçmesi mümkün. Belki kariyerinizde ilerleme, yükselme, statünüzün yükselmesi mümkün. Maddi manevi ödül alabilirsiniz. Başarı elde edebilirsiniz. Haritalarınız da destekliyorsa tabii ki. Evet, güzel bir dolunay bu. Mars'ın da çok olumlu açıları var. Jüpiter'den de güzel destekler alıyorsunuz. Keyifli ve huzurlu olabileceğiniz Venüs destekleri, özellikle ev, yuva, özel hayatınızda şu anda kendinizi daha güvenli hissetmeniz mümkün. Eğer ev, yuva temalarında yaşadığınız yerlerin, mekanların iyileştirilmesi, güzelleştirilmesi veya bir işle ilgili böyle bir projeniz varsa hani bunları da rahatlıkla ele alabilir, çözümleyebilirsiniz. Yakınlarınızdaki kişilerden, arkadaşlarınızdan, çevrenizden, akrabalar, kardeşe ya da komşulardan bu dönemde daha fazla destek almanız da mümkün görünüyor sevgili kovalar. Sevgili balıklar ve yükselen burcu balık olanlar, yay burcundaki dolunay 10. evinizi aydınlatıyor. Sizin için tabii ki çok önemli, değişken bir burç olduğunuz için lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Güneş burcunuz ve yükselen burcunuz 23 derece ve yakınlarında mı? Eğer böyleyse sizin için önemli bir dolunay. Parlayacaksınız, toplumda dikkat çekeceksiniz. Bu dolunayla beraber bir hedefinize ulaşmanız, işte başarıya ulaşmanız mümkün. Kariyerle ilgili konulara özellikle işaret ediyor. Tabii ki toplumdaki statünüzle de ilgili bu. Hani görevinizde bir değişim olabilir, terfi edebilirsiniz, yer değişimi, bir atama olabilir. Hani iş arıyorsanız bir işe girebilirsiniz. Mesleki anlamda bir başlangıç da olabilir. Bir hedefinizle de ulaşabilirsiniz. Toplumdaki statülerimiz, ilişkilerimizle de ilgili olabilir. O yüzden hani evlilikler, ayrılıklar, işbirlikleri, ortaklıklar ve benzeri konular da aktifleşebilir. Bu dönemde biraz hayatınızdaki olgun yaştaki kişiler, otorite figürleri, anne, baba gibi ebeveynlerle ilgili konular da sizin için önemli hale geliyor. Hani onların hayatlarında oluşabilecek dönüşümler veya sizin onlarla ilgili beklentilerinizle ilgili bazı sonuçlar da bu dolunayla beraber görünür hale gelebilir sevgili balıklar. Hepinize güzel, keyifli, sağlıklı bir ay diliyorum. Hoşçakalın. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor. Siz de astroloji ile ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan,
takip eden, rehberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir. Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız. Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz. Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz. 2012 yılında bilinciokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz. Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 5017 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.